Bugün okuyacağımız kitabın ismi Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor. Küçük ahtapot Nino kıvranıyordu yatağında. Annesi tatlı sözler fısıldıyordu kulağına. Haydi canım Nino'm, daha çok işimiz, yıkanacak yüzümüz, fırçalanacak dişlerimiz. Henüz güneş parlamamış, gökyüzü tam aydınlanmamıştı. Biliyordu Nino, sonraki adım yatağın kenarına ilişmek, her günkü gibi curcunayla giyinmek. Annesi yardım ediyordu soyunmasına, pijamalarını çıkarmasına, sıra geliyordu giysilere. Kolları sekizer delikten geçirmeye. Aslında yaz günleri pek zor değildi. Ancak bu soğuk günleri Nino iyi bilirdi. Sekiz delikli mont, şapka ve sekiz eldiven. Her kış günü bitmeyen bir serüven. Babası ağzına tıkıştırıyordu lokmaları, herkes bilirdi. Çok önemliydi kahvaltı. Nino ahtapot yavrusu olmaktan bıkmıştı. Her günkü karmaşadan usanmıştı. Yalvarıyordu her gün Tanrı'ya. Dönüşmek istiyordu yılan balığına. Ne kolay olacaktı giyinmek. Tek delikli giysiden bütün vücudu geçirmek. Sen bizim için özelsin. İnan olduğun gibi güzelsin. Kolaylaşacak giyinmek biraz büyüyünce. Ahtapot olmayı seveceksin gelişip güçlenince. Kulağa ne hoş geliyordu annesi böyle söyleyince. Her günkü gibi zor yetişti okul servisine. Servis ablası yardım etti binmesine. Bir farklılık vardı yolda o gün. Çok kalabalıktı. İlerlemesi mümkün değildi otobüsün. Önlerdeki yoğunluk boşuna değildi. Yılan balığının yuvası yola çökmek üzereydi. Kendini kurtarırdı da yetişemezdi kurtarmaya yüzlerce yumurtasını. Oysa anne balık ne hayaller kurmuştu. Her bir yumurtasının adını bile koymuştu. Hangi birini kurtarsaydı, nasıl bir seçim yapsaydı? Çatırdıyordu yuvanın tavanı, kalmamıştı zavallı yumurtaların zamanı. Otobüstekiler bakarken şaşkınlıkla bizim Nino hiç tereddüt etmedi. Atladı tehlikenin ortasına. Ve kahraman Nino çıktı dışarıya. Her bir kolunda onlarca yumurta. Anne balık hemen çıkamadı şoktan. Son saniyede bir kol itmişti onu da dışarı. Zor kurtulmuşlardı feci yıkımdan. Küçük Nino yumurtaları usulcacık bıraktı annelerinin koynuna. Mutluydu koştuğu için hemen yardımlarına. Birden kendine geldi yılan balığı. Kurtulmuştu bütün yumurtaları. Kimdi bu cesur kahraman? Tam o anda güzel bir sürpriz daha olmuştu. Yumurtalar başlamıştı çatlamaya, yavrular pek acele ediyordu kafalarını dışarı çıkarmaya. Herkes başladı sevinçten zıplamaya. Nino'yu aldılar omuzlarına, küçük Nino çok mutluydu. Kahramanlığını sekiz koluna borçluydu. Sabırsızlanıyordu evine dönmeye. Artık ahtapot olmaktan yorulmadığını, gurur duyduğunu annesine söylemeye.